Herkese merhabalar sevgili Zamocanlar. Zamotv ekranlarına ve korku kuşağımızın ilk ayağı olan The Beast Inside oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, karanlıktayız, geçmişteyiz, yani Nikolas'tayız. Bir önceki bölümde Adam'ı oynuyorduk ve Adam'da da önemli bilgiler topladık. Nedir bu önemli bilgiler? Sonunda casusun nerede mesken tuttuğunu öğrendik abi. Evimize yakın bir mertebede, ormanın içinde ve aynı zamanda da radyo kulesinin de kendisinin kullandığını gördük. Hem radyo kulesi hem de evin içini araştırdık abi. İnanılmaz teçhizatlar, inanılmaz, yani tam anlamıyla bir casusla karşı karşıyaydım orada. Bu tarafta ise karanlığın ağzındayız ve madendeyiz. İlerlemeye çalışacağız. Nikolas'a döndük, geçmişteyiz. En son bizi burada biri kovalıyordu. Geniş göbekli bir abimiz bizi kovalıyordu. Ondan kaçıp bu noktaya kadar geldik. Peşimizde midir bilinmez. Ancak bu madende, bu koridorlarda tekrar peşimize takılabilir. Henüz kurtulduk diyemeyiz. Evet, kısacası hem Adam hem Nikolas, özetle bu. Ve Nikolas, Adam'da şöyle bir şey de oldu. Evin bodrum katında eşimizin bizzat yardıma çağırdığı Şerif'i bulduk. Artık ölü müydü, işkence mi görmüştü bilemiyoruz tam olarak. O esnada Adam bir günlük buldu. Nikolas'ın günlüğünden bir sayfa buldu. Ve o sayfa bizi tekrar geçmişe götürdü. Yani buraya getirdi. Şimdi buradan devam edeceğiz. Evet, klasik hatırlatmamızı da yapalım. Korku Kuşağı serisi hoşunuza gittiyse arkadaşlar, bu seriyi takip edin. Ve yorumlarda da yeni seriler, yeni korku serileri hakkında isteklerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim, abone de olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarla da etkileşimimi artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, başlayabiliriz. Of abi, bu ne, bu ne şimdi ya? 5 tane kanat, yok 6 kanattan oluşan bir maden. Bu ne abi? Ve bu kat 1, kat 2, kat 3 de var sanıyorum. Çok kritik, çok kritik. İnşallah buralarda kovalanmayız abi. Çok büyük sıkıntılar. Birazcık sesi kısayım. Ani depreşmeler yapmayalım. Buradan mı çıkacağım? Nereden gideceğim oğlum? Bir şey var, ben mi görmüyorum? Oğlum biz gene buradayız. Ya ben nereye dönmüşüm ya? Buradan geçilmiyor değil mi? Güzel, geçilmemesine sevindim. Nedense böyle hızlı hızlı gidiyorum. Çok cesur gidiyorum ama sonunda korkuyoruz yani hep. Garip garip sesler de arkadan geliyor. Evet, -1. -1 kardeşim. Bu ne? Dedektifin ikinci notu. Evet, Nikolas'tayken de bu madene gelmemizin sebebi arkadaşlar, dedektifi arıyoruz. Dedektifin ismini şu an ben bile hatırlayamadım ya. Şurayı bir okuyalım. Evet, dedektifin notlarından biri. 3 madenci patlamada hayatını kaybetti ama aynı zamanda ilginç bir tesadüf gibi görünüyor. Hem madendeki hem de handaki payların yarısına sahip olan Hyde'ın ortağı George Whitehead de öldü. Aa, ilk elden tanık olabilecek otelin misafirlerinden biri kazadan birkaç gün sonra kayboldu. Bölgede açıklanmayan koşullar altında yok olan tek kişi o değildi. Bunların hepsi çok şüpheli ve soruşturma memurları bu gizemi çözmek için çok istekli görünmüyorlar. Onlara yardım etmekten memnuniyet duyuyorum ama tabii ki bedavaya değil. Roma rakamları, bu ne anlama geliyor? Olabilir diye karakterimiz şey yapmış. 4-1-3. Kaza 4 kişinin canına mal oldu. Eğer arkadaşlarıydıysa babam onları neden öldürsün ki? Üstüne üstlük patlama onu finansal olarak çökertmiş. Hiç mantıklı gelmiyor. Kendi işlerini batırmamıştır. Oğlum kır şunu ya. Aa, bu ne? Aa, Whitehead mi bu? Ulan ben bunu nasıl görmedim? Bu nedir? Bunu niye okuyamıyoruz? Aa, enteresan. Okuyamıyorum. Allah Allah. Allah Allah ya. Kesin biri çıkacak şimdi.
Alın bak gelmeyin. Evet, şu anda birinci kapıdan girdik. Sağ tarafımızda 4 numara var. Bir dakika, önce 4 numaraya gidelim. 4 1-3 diyordu galiba. 4-1-3 ya da 4-3-1. Fark etmiyor. Ama ben 4'e gidiyorum o zaman. Hadi buyurun. Şu anda 4'ün kıyısındayım. Bura nereye çıkıyor abi? Buralara da bakalım gelmişken ya. Anam. 4-5. Çıkabiliyoruz mu yukarıya? Şunu alayım kardeşim. Çıkamıyor musun? Tamam. Abi bu karışacak. Ben gösterdiği rakamlara gideyim ya. Sırayla gidelim abi. 4 numara. Al sana 4. Bir dakika. 4 numaraya gideceğiz de. Tamam, notlarından birini bulmayı başardım diyor. Belki buralarda daha fazlası vardı. Dedektif babamla madendeki patlama arasında bağlantı kuracak somut deliller toplamak istiyormuş. Dedektif olan Gilman'dı arkadaşlar. Gerekçeyi bulduğunu düşünmüş. Babam ortağından kurtulmak için maden kazasına neden olmuş. Daha fazla insanın öleceğini ve kazanın tanıklarının daha sonra ona şantaj yapacağını tahmin edememiş. Tüm bu gizemli kaybolmalar bu yüzden. Jack White, korkunç gerçeği bilen herkesten düpedüz kurtulmak istiyormuş. Ne yaptığını bilen herkesten. Bu maden olayını bizzat tasarladı abi. Bu açık. Çünkü deliller bunu gösteriyor. Jack White bunu gerçekleştiriyor. Ve bu hikayeye, yani bu kazaya kim tanıklık ettiyse hepsini ortadan kaldırmak istemiş. Babamız sandığımızdan da sadist bir pislik çıkıyor olabilir. Ne oluyor? Yeşil ışık. Ölü adamın hakkında yazdığı şey. Haklıysa doğru yoldayım demektir. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yeşil ışık. Nereden yanıyor lan peki bu? 2 numaraya çıktım bu arada. Bir dakika. Neydi abi o not? Bir dakika, nota bakmam lazım. Dedektifin ikinci notu. 4-1-3. 4-1-3. O zaman 3'e yakınsak birden çıktık, 4'ten girdik. Abi 4'ten girdiğimde çıkış yok gözüküyor. Nasıl ben buraya çıktım peki? Allah Allah. Neyse bir 3'e gireyim bakayım. 3 numara. Yeşil ışık burayı gösteriyor. Tamam, 3 numaraya girelim abi. Oğlum bir dakika lan, gaz yağım bitti. Ulan, ulan. Ulan kardeşim. Allah belanızı vermesin be. Bu ne ya? Ya gene yeşil ışık çıktı. Tamam, doğru yoldayım o zaman. 5 numaraya çıktım. Bu 6 numara. 1 numaraya mı gideceğiz acaba ya? Nereye gideceğiz ki abi tam olarak ya? Ya ben anlasam. 3 numara. Yeşil ışık. Tamam. Abi böyle gidiyorum o zaman. Kesin var ya, biri kovalayacak beni burada ya. Allah olsun. Bir dakika kardeşim, bir saniye. Ya bu madende ne olabilir ki? Bunlar ne ya? En fazla ne olabilir ki bu madende ya? Maria'nın mektubunun bir parçası. Hyde'ların sırrı mı? Bu kadın ne demek istiyor? Bir bakalım. Efendim, kayıp John Norton'un arandığı ile ilgili ilanınızı gördüm. Sadece bir köylü olabilirim ama yüce Tanrı şahidimdir ki eşimin öldüğü maden kazasından kimin sorumlu olduğunu biliyorum. Şerife gidip ona her şeyi anlattım ama bana dudak bükmekle yetinip kederimden dolayı bir şeyler uydurduğumu söyledi. Size her şeyi anlatırım ancak bu buluşma yalnızca yüz yüze ve evimde gerçekleşebilir. Sus oğlum, bir gerilim verme ya. Yalnızca yüz yüze ve evimde gerçekleşebilir çünkü güvende hissedebileceğim tek yer burası. Hyde'ların sırrını öğrendiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İyi saklıyorlardı ama gördüm. Geceleri neyin kol gezdiğini gördüm. Aa. Aa. Hyde ailesi tehlikeli. Hyde ailesinde bir ibnelik var.
Al abi, ne varsa topla abi. Ne varsa topla abi, çık şuradan. Şunu da al. Tamam mıyız? Şunu da al. Oh, bol bol gaz ya abi. Her yerde gaz ya, süper. Ben buraya nasıl geçeceğim abi? Geçtim. Bravo, geçtim galiba. Peki buradan nasıl çıkacağım? Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Çıkamam galiba. Tamam, dönüyorum o zaman abi. Bir şey yok burada. Ben nasıl döneceğim? Buradan dönebilir miyim? Kaldık burada. Allah kahretsin be. Öf ya, uf. Lan zıplasana oğlum ya. Tamam. Bir de bunda yan zıplayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden yan dönüp zıpladım. Ya düzde basmıyor bakın. Basmıyor. Şu anda bastığım halde zıplamıyor yani. Tamam, şöyle gidelim o zaman. Yeşil ışık. Tamam, yeşil ışık. Bir numara. Abi gene buraya geldim ya. Allah Allah. Ne iştir bu ya? Nereye çıkmam lazım? 6'ya mı gireceğim acaba ya? 6 olabilir mi? Şuradan gidelim. 5, 6. Böyle gidiyorum. Aha. Oğlum. Lan nasıl oldu bu? Lan benim arkam kapalıydı oğlum. Yine yeşil ışık. Biraz daha gayret edersen bu Karolos'u madenden çıkabilirim. Allah Allah. Dur bir dakika. Oğlum bu nasıl bir maden burası? Kafayı mı yediniz oğlum? Siz dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? 3 yeşil ışık mı yanıyor burada şu anda? Yoksa 2 mi? Bana mı öyle geliyor abi? Nerede? Allah Allah. Enteresan işler oluyor ya. Şimdi buradan, pardon, kafam karıştı ya. İpucu bulmam gerek. Evet, ipucu arıyoruz, ipucu. Lanet herif bir sus. Zaten beynim yandı burada. Şu anda buradayım. Allah Allah. Yeşil ışığına başlayacağım. Anlamadım ki yeşil ışık mevzusunu ya. Yine buraya çıktım ya. Böyle gittim abi. Nereye gidersem gideyim aynı yere çıkıyorum ha, enteresan bir şekilde. Mesela burası 2 numara. Bakın burada da tüm ışıklar yanıyor. 2 numaradan girelim bakalım. Burada da ışıklar yanıyor Allah'ım yarabbim. Burası 6 numara mı? 4 numara. Allah Allah. Çok basit bir işlem yani. Bir dakika, ver şunu abi, şunu da ver, burada kaybolacağız. Allah'ım Allah'ım. Allah Allah, dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum ya. Oğlum bu nasıl bir şeydir ya? 3 numara. Üç numaradan çıkınca da... Aha! Buldum galiba. Eksi 2. Oğlum ne saçma bir yer burası ya. Nasıl oldu? 3 numaradan daha önce de girdim. Bunu mu çevirmem lazım? Allah, açtım kapıyı. Allah, açtım kapıyı. Eyvah. Hayalet tarafından görülmemeye ve duyulmamaya dikkat et. Çöbeldiğin zaman daha sessiz hareket edersin. Eğer bir ruh seni görürse kaç ve saklan. Allah Allah ya. Allah kahretsin. Tamam, şurayı görürüz. İpucu bulmam için haritaya mı bakacaksın? Oğlum ben nereye saklanayım ya? Ben nereye saklanayım? Kapat şunu bari.
Burada ışığa gerek yok. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Sen eksiksin. Nerede bu şimdi? Allah'ın cezası herif. Sağdan gidip dümdüz iler yok. Sağdan gidip ilk sağdan geri dönmem lazım. Ortada bir soru işareti var. Sağdan gidip ilk sağ, sonra sol. Sağdan sağdan. Oğlum bura mıydı ya? Bir dakika abi, yanlışınız var ya. Bura değil abi. Böyle gidip ilk sağdan dönmem lazım. Yani soldan mı oluyor ya? Ne saçma bir yer buraya. Böyle gidip oradan çıktıysak, Allah'ın cezası, şuradan gitmem lazım ya. Buradan girip hemen sağa dönmem lazım. Allah kahretsin, Allah kahretsin seni. Çabuk. Ben nerede saklanacağım ki, bu herif şimdi tık diye çıkacak oradan ya. Nerede dolanıyorsun lan? Oğlum nerede bu herif ya? Allah. Çabuk, çabuk geç lan, çabuk geç, kalk ayağa, kalk. Kahretsin. X çabuk. Çubuk. Geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi bir dakika düz gidip. Abi nereye geldim ben gene ya? Abi en iyisi koşarak bulacağım. Başka türlü bulamam. Tamam. Şuradan. Ha buradan. Lan gene geldi köpek ya. Geçemiyorum abi oradan ya. Oğlum nasıl geçeceğim ben oradan ya? Oradan geçmem lazım. Soru işareti orada ya. Tamam gelmiyor. Çabuk gir, çabuk gir. Beni görmemeli. Tamam dur. Seni görmeyecek. Dur. Dur. Kapat şunu. Allah kahretsin, bir dakika. Bir sonraki kata in. Şeylerini almak için babamın ortağını öldürdüm. Lan buraya gel bana. Bir dakika. Bunları okuyacağım da çok sonra okuyacağım. Neredeyim? Buradayım. İncelemeyi bitir. Çabuk olmamız lazım. Bak kahretsin seni be. Lan defol git. Buraya mı geliyor bu? Nereye geliyor bu ya? Ya adamı görmüyorum ki abi. Lan kahretsin seni var ya. Lan buraya geldi ya. Ya git şuradan be kardeşim, git ya. Lan ağzına sıçayım. Lan nereden gideceğim?
geliyor gene ya. Allah'ım yarabbim. Buradan çıkmam lazım. Buraya döndüğünde çıkacağız. Başka çaremiz yok. Oradan şimdi böyle gelecek. Oğlum beni nasıl görmüyorsun lan sen? Hıyar mısın oğlum ya? Buradan şimdi düz gidecek bu. Şunu da bir alayım. Al al al, sonra okuyacağız bunları. Buradan geçiş var mı? Aha. Ha, burada duralım. Burada duralım abi. Buradan bir yere çıkamayız herhalde. Yani çıkamayız. Geliyor musun? Geliyor. Geldi mi lan? Geldi. Allah'ın cezası herif. Çabuk ol, çabuk ol. Nereye gideceğiz lan şimdi? Allah kahretsin. Ulan yeni yeri bulmam lazım. Ağzına sıçayım gene aynı yere geldim ya. La buradan kurtuluş yok mu ya? 8 numara. Abi sürekli aynı yerdeyim ya, sürekli ya. Hani yeşil ışık muhabbeti burada yok mu? Oğlum bir sonraki kat nerede ya? Ya. 11. 10, 12. Ya böyle çileli bir yer görmedim ya. Böyle çileli saçma bir yer görmedim ya. Aha şurası olabilir mi? Eyvah eyvah, çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ona gir, ona gir. 10. Bura bizi nereye çıkardı? Allah Allah. Hep aynı yerdeyim ya. Aynı yerde döndürüp duruyorsunuz beni ya. Bak ya, buraya geldik şimdi ya. Anlamadım ki ya. Buraya giriyorsun, aynı yere çıkıyorsun. Bak demin de buradan girdim, bu sefer buraya çıktım ya. Ya nasıl oluyor bu iş abi? Üst kat mı? Üst kata mı çıkayım? Sonraki kata çık diyordu. Dur bakalım, bu mu? Allah kahretsin. Kaç bu? Eksi 2. Görevimiz nedir? Bir sonraki kata in. İn diyor. 3 numaraya inmemiz lazım. Şimdi şurada çömelelim abi. Notlar aldım. Bir takım notlar aldım. Şimdi öncelikle şurayı bir okuyalım. Evet. Dedektif yargıcın kaybolmasının bu davanın sonucu olduğuna, babamın tanıkları susturduğuna inanıyordu. Yargıç Norton onun yakın arkadaşıydı. Elbette çok fazla şey biliyordu. Üstelik bildiklerimiz madenle ilgili olanlarla sınırlı değildi. Bu da yargıcın öldürülmesinin sebebini açıklıyor aslında. Peki ama dedektif bazı hatalar yapmamış mıydı? Her şeyi kendi teorisine uygun hale getirmeye çalışıyordu. Kaybolan insanlardan bazılarının hikayeyle alakası bile yoktu. Kimisi sadece yolcuydu. Yine de hikayenin 10 yıllar öncesine dayandığı doğru. Babam bu arazileri Norton'un yardımıyla yok pahasına satın almış. Bu anlaşma olmasa ailemiz bu kadar varlıklı olamazdı, diyor karakterimiz. Abi dakikalar tükeniyor. Notlarımızı şey yapalım. Şimdi abi ben bu sıralamaya göre mi gideyim bilemiyorum. 10, 10'dan girip sonrasında 7, 8 yapacağız. Herhalde sanıyorum böyle gideceğiz.
Şimdi İncil'den bir sayfa var öncelikli olarak. Luka 12'ye 2-3. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söyleniriz, her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Bu da ne böyle? Otelde de İncil'den bir sayfa vardı ama neden burada da var? Şimdi dedektifin 3. notunda bakalım ne diyor. Kazadan önceki aylarda ihtiyar Hyde ve Whitehead arasında artan bir çatışma olduğunu tespit ettim. İkisi de vicdani anlamda sıkıntılıydı. Hyde zorbalığıyla bilinirdi. Bir keresinde otelden memnun olmayan konuklarını atmıştı. Sık sık başkalarının önünde oğlu Nicholas'ı nasıl defalarca dövdüğünden bahsetmeye gerek bile yok. Evet, bunu biliyoruz zaten. Diğer taraftan Whitehead tez canlıydı ve diğerlerini kolayca kışkırtırdı. Tembel olduğunu düşündüğü madencileri tehdit ettiğine dair kanıt mevcut. Ayrıca Whitehead'in eski arkadaşı, yargıçla birlikte ortağının oğlu olan küçük Nicholas'ı bile kullanarak oteli ve madeni devralmak istediğini iddia ediyor. Evet, böyle bir konuşmaya denk gelmiştik. Yargıçla birlikte Whitehead'in bir konuşması vardı. Ortağının oğlu olan küçük Nicholas'ı bile kullanarak oteli ve madeni devralmak istediğini iddia ediyor. Bu, bizzat bu konuşmaya biz şahit olmuştuk. Biliyorsunuz karakterimizin mistik bazı güçleri vardı. Şimdi abi bizim dikkatli olup 17-8 yapmamız lazım. 17-8. Evet, bu 10 numara. Şimdi 17-8. Peki bir saniye. Şuradan birazcık yardım etmem. Almam lazım. Abi bir saniye. 17-8. Bir daha bakayım şu nota. Pardon. 11-7-8 ne oluyor? 11-7-8. Oğlum nerede bu ya? Allah kahretmeye seni. Allah seni kahretmeye. Geliyor musun lan? Köpek. Geliyor. Vallahi da geliyor. Kaç bu? Nerede bu? 17, 11, 7, 8. Değil abi. Değil. Evet, tehlike geçti o zaman. Yeşil ışık burada abi. 17, 8. Yeşili takip et. Yeşili takip et. Evet. Yeşili takip et abi. O herife hiç aldırış etmeyeceğiz. Kaçacağız gideceğiz abi. Bu X2. Evet, yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil. 10 numara. Bir abi buradan. Yeşili görmem lazım. Evet, gördüm. Gördüm. Yeşil ışık. Hiç durmayacağım abi. Koşacağız. Bir yeşil de burada var. Gir abi. Yolu bulmam lazım. Evet, bir yeşil daha. Hadi aslanım. Hadi aslanım, bulursun. Bu mu acaba? Burası mı lan? Hadi oğlum. Oğlum bir sonraki kata inmiyor ki bu ya. Ya gene aynı yere çıktım ya. Abi ben bu madeni bir türlü çözemedim ya. Yeşil ışık. Evet, yeşil ışık. Gördük. 10 numaradan girdik, olmadı. O zaman abi buradan giriyorum. Ama burası da aynı yer. Vallahi sıyırdım ya. Yemin ediyorum sıyırdım ya. Bak kafayı yedim ya. Lan defol git. Bak bak, dolaşıyor orada ya. Evet abi, işte al yeşil abi. Yeşil abi. Şu an eksi 3'e inmem lazım ya. Nereden gideceğim abi, ben anlamadım ki ya. Buradan gidiyorsun, burası da buraya çıkıyor. Allah Allah. Buraya daha önce de çıktım abi. Ya neredesin oğlum sen ya? Neredesin lan? Nerede bu kahpe? 8. Gir abi 8'den. Abi ne olur bir yere çıkayım artık ya. Bak ya. Bir dakika ya, bulamıyorum ya. Abi önce 11'e gitmem lazım ya. Düz devam edip. ...11 için düz devam edeceğiz.
burada. Başka devam mı ediyorum? Düz gidiyorum. 11 burada yok. 11, 11, 11. Nerede bu 11? Lan harita nerede oğlum? Evet. 11 hemen burada olması lazım. Bunun yanında abi. Al burası abi. 11. 11. Allah kahretsin seni. Allah seni kahretmeye. 11, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Yanlış gittim. Sanıyorum yanlış gittim. 7. Burada olacak. Evet burası, burası. Burası 7, 8, 7, 8. Güzel. Güzel. Ondan çıktım. Şimdi 8'i bulmam lazım. 8. 8 nerede abi? Yine bu tarafta. Arka koridor. Arka koridordan ilerleyeceğiz. Tamam. Buldum. Gelecek sen. Ağzına sıçayım senin. 8 lazım. 8. Evet burası. Burası abi. Burada şey yapmam lazım. Yeni kapı burada olması lazım. Evet. 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 Allah kahretmesin seni. Son notu bul. Son notu bul. Nerede bulayım? Allah. Düz devam edip sol yapacağım. Koridorun sonundan sol. Ya da buradan gidip. Koridorun sonundan sol. Hadi aslanım. Yaparız biz bu işi. O salak oradan gidiyor hadi. Hadi yaparız. Yaparız abi. Hadi abi. Buradayız. Buradan öyle gidemeyiz. Eyvah. Bu ne? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi da geliyor. Oğlum bir defol git Allah aşkına ya. Bak gitti oraya ya. Lan kurtuluş yok bundan ya. Niye buraya geliyorsun oğlum sen? Başka yolu yok mu oğlum? Buraya kadar gelir mi lan o? Aa ben şuraya çıkayım da. Oğlum niye bir oraya bir oraya gidiyorsun ya? Ben seni nerede bulacağım ya? Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor ya. Ha, tamam, süpersin oğlum. Tamam, bende. Karışma, bende burası. Karışma, bende. Bende. Çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık. Al şu notu kaç, al şu notu kaç. Al şu notu kaç. Tamam, madenden çıkacağız, madenden çıkacağız. Nereden çıkacağım, nasıl çıkacağım? Allah kahretsin, alın da. Allah, Allah seni. Lan nasıl olur oğlum? Aa, olamaz ama ya hemen arkamdan nasıl geliyor ya? Son kayıt noktasını yükle. Arkadaş ya aklımı aldı şerefsiz. Notu alır almaz arkamda bitti herif. Kaçamıyorum da. Hazırlanayım. Al şunu kaç. Al şunu kaç. Al şunu kaç. Asidi. Yavşak seni. Dur oğlum senden bir kurtulayım ben. Neredeyim? Neredeyim? Oğlum ben madende nasıl çıkacağım ya? Aha Allah. Tamam dur. Şurada bir düşünmem lazım. İyi abi. Evet. Evet. İşler ilginçleşmeye başlıyor. Walter'ın ailemize karşı çürütülemeyecek deliller bulması gerekiyormuş. Bunun her şeyi değiştirecek bir sırla alakası varmış. Gilman'ın notlarında Maria adında birinden bahsediliyor. Yaşlı bir madencinin dul kalmış karısı. Onunla aynı gün madenden çıktıktan sonra buluşacağını yazmış. Peki gerçekten buluşmuşlar mı? Çok fazla soru var. Konular gittikçe artıyor ve işin içine gittikçe daha fazla insan giriyor. Evet,
Maria nedir abi? Evet Maria, bu arada Maria nedir derken Maria olaya tanıklık edip de yaşayanlardan biriymiş. Yaşlı bir badencinin dul kalmış bir karısı. Gilman ona bir not bırakmış. Yani dışarıda görüşeceğiz. Madenden çıktıktan sonra buluşalım tarzında bir not yazmış. Tabii ömrü yetmemiş. Şimdi kaza ile ilgili ikinci makale var. Okuyalım bakalım. 25 Ekim 1850 Cuma, maden patlamasında 4 kişi öldü. Makalemizin önceki sayısında bahsettiğimiz kaza ile ilgili yeni gerçekler ortaya çıktı. Carolin madenindeki patlamanın kurbanlarına daha önce belirtilen 3 madenciye ek olarak girişimin ortağı George Whitehead de eklendi. Diğer ortak Jack White gazetecilerle konuşmayı reddetti. Sadece mağdur ailelerine başsağlığı mahiyetinde kısa bir bildiri yayımladı. Babam arkadaşının kayıplar arasında olduğunu öğrendiğinde çok üzüldü. Hatta bazıları adamdan kurtulmak istediğini ileri sürdü ama nihayetinde suçlamalardan aklandı. Dedektifin dördüncü notunda ne var abi? Oo, çıkış kapısını gösteriyor. Şimdi bu kaç oluyor? 17, 17, 13 ve 16 mı? 17, 13, 16. Çıkış. Şu hıyara yakalanmadan 17, 13, 16 yapmamız lazım. 17, 13, 16. Neredeyiz? Buradayız. 17'ye gideceğiz. Yani şu koridordan 17'yi bulacağız ve gireceğiz. Abi koşuyorum. 17 bu olamaz. 17 bu değil. Ona yakalanırsak direkt ölüyoruz zaten. Böyle bir saçmalık var. Harita nerede ya? Harita nerede be kardeşim ya? Nerede bu 17 ya? Lan nereye geldim ben? Allah kahretsin be. Bu koridordan düz devam edeceğiz. Ya bu adam bizi görüyor burada ya. Burada yakalanıyorum ben bu adama. Şuradan çıkmam lazım abi. Önce 17 numara. Şuradan girersek 17'ye çıkarız. Bu mu la 17? Evet. Evet 17. Girdim abi. 17, 13. Neydi bir de? 17, 13, 16. 14 ya da. Evet 14 olabilir. 14 mu lan o? 14 abi o. Evet doğru yoldayız. 13'e gideceğiz şimdi. 13, 13, 13. Nerede bu 13? 13. Koridordan düz çıkıp asansörün oraya gideceğiz. Evet. Böyle gideceğiz yani. Böyle gidip... Oğlum dur bir ya. Anırma ya. Kahretsin seni be. 13, 13, 13, 13. 13 abi. 13 abi. Bu koridordan 13'ü bulmam lazım. 13 abi, 13'e zıplamam lazım. Evet, 13, 13 gördüm, 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 gördüm. Yeşili gördük, yeşili gördük. Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Son bir kapı kaldı. Lan ne oluyor? Kaç kişisiniz oğlum siz? Tamam mı? Kurtardık galiba. Aha burası. Aha burası. Yakaladım abi. Yakaladım abi. Oh. Çıktım abi ya. Madenden çıkmayı başardım ya. Sonunda ya. Oh. Ve bizi ilk defa bir kibrit karşılıyor. Çıkışta. Aman ne büyük şeref. Bu arada gaz yağı biraz dolduralım abi. Tamam, güzel. 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 Çıkış mı? Lan oğlum, çeksene şunu adam gibi ya. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Bu nedir ya? Oluyor oğlum?
Ya bunu mu kapatacağım abi? Bir dakika, bu nereye gidiyor? Eyvahlar olsun ya. Lan dakikamız da tükendi. Ha, mevzuyu anladım, dur. Biraz aç abi şöyle. Bizi şu içinden geçirecek kadar. Anladım lan. Ne yapıyor şimdi? Ha, bunu mu çekeceğim? Kesin biri gelecek arkamdan. Biliyorum. Buradan geçemiyorum. Dur. Dur. Halledeceğim. Halledeceğim. Bunu niye çıkarıyorum ben ya? Ha, şuradan iteceğiz aşağıya. Oldu mu yani? Tamam, çok güzel, çok güzel. Bu, işte bu, işte bu. Çek abi şimdi. Ulan çeksene şunu. Allah Allah. Tamam abi, hadi gidelim abi. Şunu itelim, orayı açalım. Olayı tamamlayalım abi. Güzel. Gelen mi var? Yok. E tamam. Gelen yoksa o zaman bölümü bu güzel yerde bırakabiliriz. Şimdi bakalım şuradan geçiş var mı? Var. Güzel. Çıkış olabilir. Bizim için madenden çıkış olabilir. Evet. Çok fazla soru var. Oyunun başından beridir hep bir soru var. Yani cevaplanmayı bekleyen sorular cevaplanırken bir taraftan yeni sorular geliyor. Dedektif Gilman'ın peşinde Nicholas bayağı bir araştırma yapmış gözüküyor yani oynadığımız kadarıyla. Ancak önemli bilgilere rastlayamıyoruz. Jack White'la Whitehead'in danışıklı dövüşleri neticesinde bu maden kazasını Jack White'ın yaptığını bilerek, bilinçli olarak yaptığını öğrendiğimizi söyleyebilirim. Onun dışında Maria denen bir dul bir kadın var. Olaya tanıklık etmiş ve yaşadığını duyduğumuz ve Dedektif Gilman'ın da onu ararken, yani onunla buluşma hedefleri varken ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Öldü mü yoksa gerçekten buluştu mu, bilgileri aldı mı? Bununla ilgili bir fikir sahibi değiliz. Ancak Jack White'ın artık maden kazalarını bilinçli yaptığını, Whitehead'in ortaklığını yani ortaklığını düşürmek için bunu yaptığını söyleyebiliriz. Whitehead de kurban gitmiş görünüyor duruma göre. Bir cesedimiz var. Ceset artık Gilman'a mı aitti ya da Whitehead'e mi aitti? Yerde yatan bir ceset bulduk. Onun da akıbetini bilemiyoruz arkadaşlar ama Whitehead'in öldüğünü söyleyebiliriz. Bu maden içerisinde. Evet, The Beast Inside tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Korku Kuşağımız devam ediyor ve Korku Kuşağı'nın serilerini devam ettirmek istiyorsanız yeni isteklerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanala da abone olursanız memnun olurum. The Beast Inside'ı devam edeceğiz. Bu seriyi benimle birlikte sonlandırmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Etkileşimimi artırabilirsiniz diyelim. Ve bölümümüzü burada noktalayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Zamo TV. Çok özür diliyorum. Zamo TV'yi takipte kalın ve hoşça kalın arkadaşlar.